Din ahlakını yaşamayan insan modelinin zararları. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, bütün olup biten bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz ve diriliriz. Bizi kesintisi olmayan zamandan başkası yıkıma, helake uğratmıyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca zannediyorlar. Casiye Suresi 24 İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Haç Suresi 8 Müminlerin buraya dek sözünü ettiğimiz tüm bu olumlu özelliklerine rağmen bir kimsenin dini ahlakından uzak kalmasının altında yatan nedenleri anlayabilmek için bu kişinin İslam ve Müslümanlar hakkında o güne kadar edindiği izlenimlere, ön yargılara göz atmak gerekir. Din ahlakından uzak yaşayan insanların en önemli özelliği başta da belirttiğimiz gibi toplumların telkinleri doğrultusunda hareket etmeleridir. Bu insanlar hemen her davranışlarını çoğunluğa uyma psikolojisiyle belirlerler. Bu psikoloji şüphesiz onların dine karşı olan bakış açısını şekillendirir. Din hakkındaki tüm düşünceleri ona çevresi tarafından aşılanmıştır. Kur'an'ı hayatında bir kere bile okumadığından ve bilmediğinden, küçüklüğünden beri edindiği kulaktan dolma bilgilere dayanan bir din anlayışına sahiptir din adına kendisine anlatılan her şeyin dinde gerçekten yer aldığı düşüncesine kapılır. Kur'an'ı okuyup gerçek din ahlakını öğrenmekten ise şiddetle kaçınır. Etrafındaki insanlara da aynı telkinleri vererek çoğu zaman onların da din ahlakından uzak durmalarına vesile olur. Bu yanlış tutum ve anlayışa sahip insanlar Kur'an'da şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar hem ondan alıkoyarlar hem kendileri kaçarlar. Onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değillerdir. Enam suresi 26. Bu ahlaktaki kişilerin sahip oldukları cehalet nedeniyle toplumun büyük bölümünün din ahlakını yaşamaması, uzak durması, onların da aynı tavrı sergilemesinin en büyük dayanağı olacaktır. Cehaletleri, ünlü ve toplumun önde gelen kişilerinin din ahlakından kopuk yaşamlarının kendilerine daha da olumsuz etkilemesine sebep olur. Din ahlakından uzak kalarak kendi aklınca çağa uyduğunu ve önde gelen insanların yaptığı gibi davrandığını düşünür bu topluluk psikolojisi nedeniyle dinden uzak durmanın ahiretteki sonucunu da unutur. Halbuki öldüğü andan itibaren her insan tek başına kalacaktır. Önde gelenlerin kendisine hiçbir faydası dokunmayacaktır. Ayetlerde ahiretteki durum şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların tümü toplanıp kıyamette Allah'ın huzuruna çıktılar da zayıflar, büyüklük taslayanlara dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik, Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şey önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da sabretsek de fark etmez. Bizim için kaçacak bir yer yoktur. İbrahim suresi 21. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizden gerçekten ortaklar olduğunu sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun aranızdaki bağlar parçalanıp koparılmıştır ve hakkında zanlar besledikleriniz sizden uzaklaşmıştır. Enam suresi 94 Kişi seçkinlik kavramını yanlış değerlendirdiği için kendine de yanlış insanları örnek alır. Cahiliye toplumunun anlayışına göre seçkinlik, para, şöhret gibi değerlerle kazanılır. Gerçekte ise seçkinlik yalnızca Allah'a olan samimi yakınlıkla elde edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık ve gerçekten onlar bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. Sad Suresi 45 47 Din ahlakının yaşanmadığı toplum insana yanlış alışkanlıklar kazandırır. Her şeyden önce böyle bir kişi her ortamda belirli bir statü kazanması gerektiğini düşünür. Aksi takdirde çevresindeki insanların ne düşüneceği zihnini çok meşgul eder. Artık bir topluluk içinde aklına gelen tek şey şu anda etrafımdakiler hakkımda ne düşünüyor olur. Allah'ın hoşnutluğunu aramanın ne demek olduğunu bile bilmiyordur. O yalnızca insanların hoşnutluğunu aramaktadır. Din ahlakından uzak toplum ona karşı cinsle olan ilişkileri hakkında da son derece yanlış bir eğitim vermiştir. En büyük sloganlarından biri kadına saygı ve kadın haklarının savunulması olan bu dinden uzak toplumda kadın aslında tam bir sömürü aracı olarak kullanılır. Çıkma mantığı toplumdaki sosyal sorunların sanki yegane anahtarıymış gibi halka empoze edilerek flört, boyfriend, girlfriend gibi süslü terimlerle sözde modernize edilir namus iffet gibi dinde titizlikle önem verilen konular bir kısım medya tarafından özellikle ele alınarak insanların bilinçaltına zıt yönde telkinler ince ince işlenir namuslu kalmak isteyen insanlar kitle psikolojisi oluşturularak ya namussuzluğa sürüklenir ya da toplumdan dışlanır böylelikle kişiler üzerinde sosyal bir baskı oluşur ayrıca onların istenilen doğrultuda hareket etmedikleri takdirde adeta kendilerinden kuşku duyacakları özgüvenlerini kaybedecekleri bir kamuoyu meydana getirilir Söz konusu din ahlakının yaşanmadığı bazı toplumlarda bütün bu çarpık toplumsal telkinlerin etkisiyle fuhuşu meşru görmeye başlayan genç, bu seferde homoseksüelliğin normal karşılanması gerektiği, bu sapkınlığın yalnızca o insanı ilgilendirecek bir seçim meselesi olduğu yönünde yalan propaganda ile karşı karşıya gelir. Homoseksüellik sözde taassupsuzluk, medeni cesaret, kendini aşma olarak sunulur. Ahlaksızlık da aşması gereken yeni bir boyut olarak karşısına çıkartılır. Diğer yandan İslam'da Allah'ın karşılıklı sevgi ve saygıyı herhangi bir menfaat gözetmeden en yoğun biçimde yaşamak için meşru kıldığı evlilik kurumu bu sistemin genel felsefesinin gerektirdiği biçimde karşılıklı bir sömürü aracı olarak kullanılır. Bu çarpık sistemde erkek için evlendiği kadın hayatının geri kalan kısmında kendisine bakacak, çamaşırını yıkayıp yemeğini yapacak ve cinsel tatminini sağlayacak bir meta konumundadır. Koca kapma telkinleriyle büyütülen kadın ise kocasını bir an önce çocuk yaparak kendisine bağlayacağı ve bu yolla istikbalini garantiye alacak, kendisine gerekli hayat standardını sağlayacak bir araç olarak görür. Bunları kendisine sağlayan erkeğin tahakkümü altına girer ve kocasını kaybetmemek için her türlü yola başvurur. Bu tür bir evlilik aslında bir hayat kadınıyla maddi menfaat karşılığı birkaç saatliğine yapılan sözleşmenin daha uzun, ömür boyu süren bir benzerinden çok daha farklı bir şey değildir. Gerçi bunu iki tarafta açıkça kabul etmek istemez fakat yeri geldiğinde bunun hayatın bir gerçeği olduğunu belirtmekten de çekinmez. Mantık evliliği yapmalarıyla övünenler vardır. Anlaşıldığı gibi böyle bir evlilikte ortak paylaşım noktası sevgi değil, para, karşılıklı menfaat ve cinselliktir. Bir çıkar ilişkisi haline dönüşen bu evlilikte sadakat, vefa gibi kavramların da hiçbir anlam ifade etmediği ortadadır. Evlendiklerinde az önce saydığımız çıkarları sağladıktan sonra birbirlerini aldatan İhanet eden eşlerin sayılarının günden güne artması bunun doğal bir sonucudur. Bu ihanetleri eşinden gizli ya da karşılıklı anlaşmayla sürdürenler de çoğalmaktadır. Sonuçta sözde çağdaş evlilik sisteminin özü dinden bahsedilen evlilik modelinden uzaklaştırılıp toplumda belirli çevrelerce yerleştirilmeye çalışılan serbest cinsellik ortamına açılan bir kapı haline getirilmiştir. Sözde çağdaşlık adı altında lanse edilen din ahlakına uygun olmayan yaşam tarzı gerçekte bağımsız bir felsefe değildir. İnsanları din ahlakından tümüyle koparıp tam tersi bir yapı yerleştirmeye, Allah'ın bildirdiği sınırların uygulanmasını engellemeye çalışan batıl bir sistemdir. Bu batıl sistemin etki altına aldığı konular yalnız cinsellik ve evlilikle sınırlı kalmayıp her türlü değer yargısına uzanır. İslam ahlakının geriye olan üstün ahlaki değerlerin bir kısmını iffet, namus gibi tamamen yok etmeye çalışırken bir kısmını da kendi batıl sistemine uygun hale getirmeye çalışarak asıl amacından saptırmaya çalışır. Örneğin Allah yolunda gösterilen dürüstlük, cesaret, gözü peklik, mücadelecilik gibi özellikler Kur'an'da övülmüştür. Haksızlıkta, adaletsizlikte fikren mücadele etmek, iyiyi, doğruyu anlatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak, cesaretini Allah'a olan güveninden almak, Allah'tan başkasından korkmayıp gerektiğinde canını ortaya koymak müminlerin en önemli özelliklerindendir. Ancak sözünü ettiğimiz batıl fikir sistemi cesareti en uç sapıklıkları denemek dürüstlüğü, ahlaksızlıkları alenen ve pervasızca yapmak, mücadeleyi de bunları ölene kadar savunup herkese yaymak gibi son derece çarpık bir şekilde tanımlamıştır. Bu batıl sistem içinde genç yaştaki erkekler hedeflendiğinde cesaret ve gözüpeklik kavramları, kabalık, zorbalık, sınır tanımamak, insanların haklarına tecavüz etmek, fırsatçılık, insan kullanmak, saldırganlık, kavgacılık, kibir ve büyüklenme gibi karakter bozuklukları ile bir tutulmuş, bu dengesiz ve çarpık psikoloji delikanlılık adı altında adeta özenilecek bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Patavatsızlık, lafını sözünü bilmezlik, ağzı bozukluk, boşboğazlık, harbilik şeklinde övülmüştür. Allah, benzeri diğer olumsuz özellikleri üzerinde taşıyan insanların güvenilmezliklerini şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, Söz getirip götüren, hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik, mal ve çocuklar sahibi oldu diye kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar eskilerin masallarıdır diyen. Kalem Suresi 10-15 Bütün bu çarpık mantıkların sonucunda sevgi kavramının da anlamı değişmiştir. Sevgi, karşısındaki kişinin kendisine sağlayacağı hava atma derecesi veya maddi çıkar ile orantılıdır. Bununla birlikte din ahlakının yaşanmadığı sistemin bir diğer özelliği de sevgiyi çeşitli görüntü ve imajlara dayandırmasıdır. Elbette bu gerçek sevgi değildir. Bu cahiliye ortamında çoğu genç kız son model bir arabası, gösterişli bir evi, düzgün bir görünümü olan insana ilk bakışta sözde aşık olur. Herhangi bir hastalık veya acizlik nedeniyle bu dünyevi özellikler ortadan kalktığında ise aşkı da sona erer. İçinde bulunduğu toplum ölçü ve değer yargılarını, duygu ve düşüncelerinin sınırlarını belirlerken onu Allah, din ve varoluş amacı hakkında hiçbir şey düşünmeyen bir insan haline getirmiştir. Zira kendisini programlayan cahiliye toplumu ona sayısız görevler yüklemiştir. Her şeyden önce cahiliye toplumunun deyimiyle gemisini kurtarması ardından da bu toplumda belirli bir statü kazanması gerekmektedir. Bunun için diğer insanları kullanacak, gereksizce ezecek, saf dışı edecektir. Çünkü bu cahilce anlayışa göre hayat bir mücadeledir. Ve yine aynı çarpık anlayış nedeniyle büyük balığın küçük balığı yutması gereklidir. Zayıfın, düşkünün elenmesi adeta bir doğa kanunu olarak görülür. Başkalarının kendisine zararları dokunmadıkça aynı zihniyeti taşımalarının da bir mahsuru yoktur. Çünkü ona dokunmayan yılanlar istedikleri kadar yaşayabilirler. Fakat işler umduğu gibi gitmeyip gerekli başarıyı göstermediği, hayal ettiği toplumsal statüyü kazanamadığı takdirde aynı felsefe bu sefer kendi aleyhine işlemeye başlar. Bir de bakar ki din ahlakından uzak yaşayan bu toplum tarafından hor görülen, ezilen, aşağılanan ve dışlananların safına birdenbire kendisi de katılmıştır. Daha önce kendini yüceltmesini umduğu kurallar şimdi onu hedef almışlardır. Çevresindeki dostları aniden yok olmuş, mutsuz ve tek başına kalmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi etrafında kendinden büyük balıkların dolaşmaya başladığını fark eder. Güvenecek insan, tutunacak dal, bir yardım eli arasa da bulamaz. Kur'an'da dinden uzak insanların çaresizlik durumunda Allah'a yöneldikleri şöyle haber verilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Karada ve denizde sizi gezdiren odur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve tam da bununla sevinmektelerken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatı verir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken dinde ona gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Yunus Suresi 22 Ancak bu insan Allah duasına karşılık verip de kendisinin içinde bulundurduğu sıkıntıdan kurtarınca sanki daha önce Allah'a yalvaran kendisi değilmiş gibi eski zihniyetini sürdürür. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ama Allah onları kurtarınca hemen haksız yere, yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bu dünya hayatının geçici metadır. Sonra dönüşünüz bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Yunus Suresi 23 Bu gibi kişilerin çarpık zihniyetine göre her şeyi metafizik olarak yorumlamamak gerçekçi olmak lazımdır. Önemli bir deneyim atlatmış ve kendi çabasıyla kurtulmuştur. Hayatın gerçeklerini öğrenmiştir. Kötü günler geçirmiştir. Fakat bunlar artık geride kalmıştır. O şimdi daha tecrübeli, daha olgundur. Şüphesiz bu akıl ve mantık dışı bir yaklaşımdır. İnkarcı insanların çirkin psikolojisi de Kur'an'da haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu kendisinden çekip alsak kuşkusuz o artık umudunu kesmiş bir nankördür. Ve andolsun kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak kuşkusuz kötülükler benden gidiverdi der. Çünkü o şımarıktır, böbürlenendir. Hud Suresi 9-10 Böyle bir nankörlük yapan insanın hayatının geri kalan kısmında da benzeri belalar başına gelir. Allah belki tevbe edip kendisine yalvardığı takdirde her seferinde bu kişiye icabet edecek fakat söz konusu kişi kendisine verilen nimeti gerektiği gibi değerlendiremeyecek, bu akılsızlığı nedeniyle hem dünyada hem de ahirette sıkıntılı ve acı dolu bir hayat yaşayacaktır. İnkarda direnen bu kişi ölümle yüz yüze geldiğinde artık tevbe imkanı olmayacak, kendisine yeni bir fırsat tanımlayacaktır. Çünkü o yaşamı boyunca nasıl biri olduğunu ortaya koymuştur.'' Allah bu insanın gerçekte yüz yüze gelince duyacağı pişmanlığı Kur'an'ın birçok ayetinde haber vermiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı şayet dünyaya geri çevrilseler bile kendisinden sakındırıldıkları şeye şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafirlerdir. Enam suresi 27-28 Bu nedenledir ki akıl ve vicdan sahibi olan kimselerin dünyadayken tüm bu hatalı tavırlarını düzeltmeleri, ahlaklarını tamamen değiştirip güzelleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ayetlerde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir velisi yoktur. Azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen, geri dönmeye bir yol var mı derler. Onları görürsün. Zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ona ateşe sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman edenler de gerçekten Hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem yakın akrabalarını da Hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun. Gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. Onların Allah'ın dışında kendilerine yardım edecek velileri yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkış yolu yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel Rabbinize icabet edin. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer var ne sizin için inkar etmeye bir imkan. Şuara suresi 44 47